Hüseyin abi bir yanım olabilir miyim size? Evet. Size bir fotoğraf göstereceğim. Ablanız bu mu, Fatma Hanım bu mu? Bir ekrana verirse arkadaşlarımız. Evet. Ha? Evet. Ha. İyi o zaman gözümüz aydın. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Sağ olun. Hepimize, hepimize. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Rica ederim, Allah. Sağ olun. Kıyamete kadar ömürlersin, ömrün uzun etsin. Senin günleri başımıza eksik etmesin. Hepimizin, hepimizin Hüseyin abi. İnşallah, hepimizin. Allah gel, iman sahibiniz. Gel buyur, gözün aydın, iyi. Önce onu söyleyeyim. Fatma Hanım'ı, buyurun. Fatma Kirazlı'yı devreye gezen polislerimiz bulmuşlar. Sonra Güneşli Polis Merkezi'ne götürmüşler. Birkaç günde orada misafir etmişler. Hani birileri çıkar arar diye. Hatta, şimdi gene ağlayacağım ama... Dur şimdi artık, ağlama bitti. Hanımefendi ama bak şimdi ne kadar güzel bir şey. Hatta hanımefendiyi almışlar. Bu sevinçten tabii. Biraz gösterilen ilgiden. Yollarda sokaklarda dolaştırmışlar evini bulsun diye. Ama hanımefendi bulamamış evini, adresini söylüyor. Bir tek adının Fatma olduğunu söylemiş. Ama biraz da iki günde dolaştırmışlar falan onu arabayla. Hani burası senin sokağın, burası senin sokağın. Kadıncağız bilememiş. Şimdi de Arnavutköy huzur evindeymiş. İyi abi, iyi abi. Gözün aydın. Gözün aydın. Yani bu polis, bu alkışlarda Güneşli Polis Merkezi'ndeki polis arkadaşlarımıza gitsinler, gitsin lütfen. O zaman gel arkadaşlarımız götürsünler seni Fatma Hanım'a. Olur. He? Olur. Tamam Hüseyin abi. Olur Allah. Hadi ağlama, bunlar da güzel Allah. Mutluluk gözyaşları olsun. Gel onları hallederler mutlaka. Gel. Hadi gözün aynı. Bakın Müge Hanım, öylesine büyük bir iş ki bu yapılan şey. Yani adamın olumsuz düşüncelerini, o duygularını birdenbire pozitife çevirdiniz doğrusu. Yani şu yani kaç bir... günden beri polis elinden geleni yapmış. Huzur evi kabul etmiş ama kimsenin kimseden haberi yok. Yani şu yayın olmasa belki daha 6 ayda geçse kimseden kimseye haber verilmeyecek yani. Yani yayın olmasa ben sokaktaydım. Çocuklarımın evet, haberi yoktu evet, söylemedim evet, üzülmesinler diye. Allah, Allah kamera önünde, kamera arkasında yani olanlara, ATV'de çalışanlara, hepinize Rabbim uzun ömür versin. Allah sizlere böyle bir şey göstermesin. Sizi bu yaşlılık nasip etsin. Üzülmeyin yavrularım. İnşallah Ayşe teyzeciğim. Hepinizden Allah razı olsun. Hepiniz hakkınızı helal edin. Helal olsun Ayşe teyzeciğim. Estağfurullah, öyle şey olur mu? Ne hakkı yani? Tabii ki bizim vazifemizi yapacağız yani. Keşke Allah bir kez keşke değil, bir kere razı olsun. Elimizi uzatabilsek. Sağ ol. Bak beni dedi, böyle yapanlar hem acıya gitti hem ümreye gitti. Tamam boş ver, karıştırma şimdi. Allah bilsin. Zaten benden uzak olsun, Allah'a yakın olsun diyorum. Neyse. Düşün güzel şeyler konuşalım inşallah. İnşallah ya. Sen de çok inşallah mutlu olacaksın. Bakayım sen nereye gideceksin, ben de gelirim sana. İnşallah ya. Ben senin çok mutlu olacağına inanıyorum. Aslında değil mi Ayşe Hanım böyle çok şey, tatlı, böyle cana yakın, hayatı seven falan bir insan. Ben senin kendi yaşıtlarınla daha mutlu bir hayat süreceğine inanıyorum Ayşe teyze. Bunu çok samimi söylüyorum yani. Ben yavrum gençlerle genç olurum, yaşlıyla yaşlı olurum. Bana adaya giderdi, çocuklar götürüyordu, babaları öldükten sonra babasının sağlığında da. Hadi anne gelinler, hadi şuraya bir okey atalım. Onlar orada okey de vardır herhalde. Onlara uyarım. Gece elçin yani okey falan biliyorsun sen hepsini. Aa, her şeyi bilirim yavrum. Kur'an'ı da bilirim, yenisini de bilirim, eskisini de bilirim. Şu çantam olduğu gibi Kur'an dolu. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin inşallah. Yani bir vaktimiz olsa bir okey atardık şurada ama işte. Atardık. Neyse. Üç senedir yalnız bir şey görmedim. Kız kardeşime gideli 3 seneden beri hep böyle ağlamakla geçti. Selim Bey, okeyiniz var mı dermiş? Huzur evinde. Var var, orada her şey var. Valla ben böyle yani her şeyi de ekrana yansıtmıyoruz. Ben böyle işte çocuk yuvalarını gidiyorum. Hem de valla bak hiç şeysiz. Hani hiç ben geliyorum diye değil. Ama gidip hani baskın yapmak adına falan da değil yani. Bir vesile oluyor. Ondan sonra bir huzur evine, işte bir çocuk yuvasına falan. Ve orada gördüğüm düzen o zaman daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü şimdi ben geliyorum desen hani insanlar ister istemez bir hazırlanabilirler diye evet, düşünüyorsun.
Ama hiç alakasız gidip gördüğün zaman bakıyorsun her şey tertemiz, pırıl pırıl, çocuklar iyi, yaşlılar iyi falan. Evet, o zaman işte evet. insanın içine mutluluk doğuyor. Güven duygusu. Yani ben yani güven hissediyorsun. Hani gidin huzur evlerine derken boşuna söylemiyorum. Gidiyorum, görüyorum. Gerçekten insanlara iyi.